Ajans Spor. Galatasaray'da Işın Çelebi'den başkan adaylarına kişisel çıkar eleştirisi. Ajans Spor haber. Galatasaray'da yaklaşan kongreye doğru heyecan artıyor. 6 aday içerisinde yarıştan çekilen tek isim olan Işın Çelebi A Spor'a açıklamada bulundu. Çelebi, "Karanlık ortamda olmak istemedik." Çelebi, "Galatasaray içerisinde büyük bir bölünmüşlük var. Daha fazla bölünmeye yol açmamak ve karanlık ortamda olmamak için bu seçimin dışında kalmak istedik." dedi. Adayların son 10 yılda neler yaptığına bakın. 5 adaylı seçimin Galatasaray'a fayda getirmeyeceğini bir kez daha yineleyen Çelebi ayrıca Ünal Aysal'ın yaptığı toplantıya davet edilmedim. Başkan adaylarının son 10 yılda neler yaptığını inceleyin. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar, yorumunda bulundu. Mehmet Cansun adı altında birleşilebilirdi adaylığını açıkladığı ilk günden beri sarı kırmızılı camiaya birleşme teklifinde bulunan Işın Çelebi ayrıca Mehmet Cansun isminin altında bir yönetim oluşturulabilirdi ifadesini kullanarak eski başkanı işaret etti. Ajans Spor. Galatasaray'da seçim yapılacak mı? Herhangi bir engel var mı? Ajans Spor haber. Mali Genel Kurul'da ibra olmadan seçimli genel kurula geçen Galatasaray'da seçimin yine tehlikeye girdiği gündemde. Kimi yürütmenin durdurulup seçimin ertelenmesini düşünürken, bunu seçim sonuçlarına göre kullanmayı hesaplayanlar da var. Detaylar haberde. Konuyu mahkemeye taşıma kararı alanlar var. Skorer'in haberine göre, Sarı Kırmızılı Kulüp'te bazı üyeler, Mali Genel Kurul yapılmadan seçime gidilmesini mahkemeye taşıma kararı aldı. Yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçildiği öğrenildi. Böylece seçimden önce pandemi nedeniyle yapılmayan iki mali kongrenin öncelikle yapılması, ardından da seçime gidilmesi istenecek. Kongre yoksa sandık da yok. Ayrıca seçimde sonuçların istedikleri gibi olmaması durumunda bazı adayların da bu konuyu işleyeceği öğrenildi. Seçim sonuçlarına itiraz edileceği ve mali kongre yapılmadan sandığa gidilmesinin tüzüğüne göre mümkün olmadığının altı çizilecek. Kulübe üye yapılan kişiler. Diğer taraftan tartışılan diğer olay da Mustafa Cengiz döneminde son iki yılda kulübe üye yapılan kişilerin durumları. Mali kongrelerin yapılmadığı ve yeni üyelerin durumunun bu nedenle karmaşa yarattığı bildirildi. Oy kullanamayacakları tezi. Bu 800 kişinin oy kullanamayacağı tezi savunulurken, seçim sonuçlarına göre bu durumun da mahkeme taşınacağı öğrenildi. Başkan adayları bu konuda sessiz kalmayı tercih ederken seçim sonuçlarının bu 800 kişinin durumunu yeniden gündeme gelmesine sebep olacağı belirtildi. Renk seçimi bugün olacak. Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylar bugün renk seçimine katılacak. Türk Telekom stadında yapılacak kura 18.00'de başlayacak, Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir renklerini belirleyecek.